için toplandık. Bir basın bildirisi okuyacağız. Tanımayanlar için önce kendimi tanıtayım. Abdullah Yanık, Üsiyat Yalova Başkanı olarak huzurunuzdayım. Arkadaşlar benim okumamı önerdiler, istediler. Biz de kırmadık. Diksiyonum ve okumam en iyi olduğu için değil, sizi sıkabilirim. Şimdiden aklınızı helal edin diyorum. Önce metni okumak istiyorum. Müsaadenizle. Değerli basın mensupları, halkımız 16 Nisan'da çok önemli bir referanduma gidecek. Yönetim sistemiyle ilgili ciddi değişikliklerin yapacağı anayasa değişikliği için bir karar vermemiz gerekiyor. Biz de Yalova'da aktif olarak faaliyet gösteren şimdilik 65 sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek Yalova Evet Diyor platformunu kurduk. Anayasa değişikliği konusunda çok net bir şekilde evet oyu çıkması için hep birlikte çalışmalar yapmak üzere kurduğumuz platformun İlk basın açıklamasını gerçekleştirmek üzere buradayız. Gönlümüz daha kapsamlı, hakkın ve adaletin hakim olduğu, hakkın iradesine uygun ve yeni ve özgürlükçü bir anayasa değişikliği için sandığa gitmek isterdi. Ancak bu anayasa değişikliğini de ülkemiz açısından çok önemli ve hayati bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Hemen yanı başımızda haritalar değişti. Ümmetin son kalesi Türkiye, küresel saldırılarla ve onların terörist maşalarının tehditleriyle karşı karşıya bulunuyor. 15 Temmuz darbesiyle bunu başaramadılar. İnşallah bundan sonra da başaramayacaklar. 28 Şubat alçak darbesinin 20. yıl dönümünü yaşadığımız bugünlerde darbelere yeter artık diyoruz. 28 Şubat'ta ülkeyi ve milleti maddi manevi anlamda korkunç çöküntüler içine atanlar, bu haksızlık ve zulümlerini Kemalizm, Atatürkçülük, çağdaşlık ve İslam düşmanlığı adına yaptılar. Biz bunları unutmadık, unutmayacağız. Darbeleri cesaretlendiren oluşum ve kuruluşların temsilcileri, varoluş zeminlerini demokratik ortamlara borçlu olduklarını unutmamalıdır. Milletimizin vicdanının sesi olarak yargı sistemimizin ve bu darbecilere gereken cezayı vermesini beklerken, 28 Şubat darbesini yapan ve vatan hainlerinin yargılandığı davanın beklediği şekilde yürümediği yönündeki haklı eleştiriler kaygı uyandırıyor. Milletimiz haklı olarak darbecilerin yargılanmasını, en ağır şekilde cezalandırılmasını ve mağdur ettikleri insanların mağduriyetlerinin giderilmesini dört gözle beklemektedir. 28 Şubat mağduriyetleri bir an önce giderilmelidir. Öncelikle 28 Şubat'ta çeşitli suçlamalarla haksız yere hapiste tutulanlar serbest bırakılarak tazminatları ödenmelidir. Ancak bu son derece açık olan ihanetin yargılandığı davada bir sonucun çıkmaması üzücü olduğu kadar düşündürücüdür. Yara kanamaya devam etmektedir. Milletimiz tertemiz vicdanında bu ihaneti ebediyen mahkum etmiştir. Her hatırladıklarında lanetle anılmaktadırlar ve anılmaya da devam edeceklerdir. 28 Şubat darbesini bugün 40 yaşının üstündekiler ancak hatırlamaktadırlar. Toplumun hemen yarısı yaşadığımız bu darbeden habersizdir. Maalesef bu darbeyi en ağır şekilde yaşayan ve bundan zarar gören insanlarımız da yaşadıklarını unutmuştur. İşte bu yüzden 15 Temmuz'da yeniden darbeyle yüz yüze geldik. Yeni bir darbeyle yüzleşmemek için devlet ve ordu içinde hain yapılanmalara artık izin vermeyecek, millet olarak süreci adım adım takip edeceğiz. Bütün bunlardan sonra edindiğimiz tecrübe ve bilinçle bugün de aynı duygularla haykırıyoruz. Haykırmaya devam edeceğiz. Bu millette hainlik ve düşmanlık yapanları başaramadınız, başaramayacaksınız. Darbeleri unutmadık, hiçbir zaman da unutturmayacağız. Hesabını her zaman ve her zeminde soracağız. 15 Temmuz'da millet meydanlarda tankların önünde kahramanca yatarak kurşunlara gövdesini siper ederek bu alçakça işgal girişini engelledi. Ama bu saldırılar ve kuşatmalar sadece tanklarla, silahlarla, kurşunlarla yapılmıyor. Yıllarca Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak, ekonomisini çökertmek ve yargıyı, eğitimi, sosyal hayatı dizayn etmek isteyen küresel güçler ve işbirlikçileri millet iradesine ipotek koyarak, parlamentoyu kilitleyerek Türkiye'yi sürekli durdurdular. Halkın değerlerine savaş açtılar. Büyük çoğunluğu Müslüman olan bu ülkede yıllarca başörtüsü yasaklandı. İmam hatiplerde ve meslek liselerinde okuyan çocukların üniversitelere girme kat sayısı uygulamasıyla engellendi. Darbeler yaptılar. Partileri kapattılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Cumhurbaşkanı'nı seçmesine bile tahammül edemediler. Hukuk 367 saçmalığına kurban edildi. Millet bunları asla unutmuş değil.
İşte son 15 yıldır bu uygulamalar birer birer ortadan kaldırıldı. Türkiye istikrarlı bir yönetime kavuştu. Ekonomisi güçlendi. Sosyal barış sağlandı. Türkiye sadece kendi içinde değil, dışarıda da sözü dinlenen büyük bir aktör haline geldi. Bütün bunlar parlamenter sistemin yol açtığı bu krizlere rağmen Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderle gerçekleşti. Ama Türkiye'nin başında her zaman böyle güçlü liderler olmayabilir. İşte bu yüzden siyasi ve ekonomik istikrarı sağlayacak güçlü bir sisteme de ihtiyacımız var. İşte bu yüzden güçlü bir Türkiye için yeni anayasaya evet diyoruz. Türkiye 93 yıldır parlamenter sistemle yönetiliyor. 93 yılda 65 iktidar değişti. Yani her bir buçuk yıla bir hükümet düşüyor. Bu hükümetlerin birçoğu da koalisyon hükümetleri. Buna her 10 yılda bir yapılan darbeleri de eklersek, Türkiye'nin istikrar kazandığı ve büyüdüğü dönemler Menderes, Özal, Erbakan ve AK Parti iktidarı olduğu dönemlerdir. Sadece. Bu dönemlerde askeri, bürokratik ve yargı vesayeti halkın seçtiği iktidarları sürekli durdurmaya çalışmış, frenlemiş, bloke etmiştir. Bu sistem halka ve halkın seçtiği parlamentoya güvenmeyen vesayetçi bir sistemdir. Bu yüzden Cumhurbaşkanlığı meclisin ve doğrudan halkın seçmesini istemez. Türkiye bu parlamenter sistemle tam anlamıyla kayıp yıllar yaşadı. Yıllardır Türkiye'ye ayak bağı olan bu askeri, bürokratik ve yargısal vesayetten kurtulmak için bu yeni anayasa düzenlemeleri bize büyük bir şans sunuyor. Türkiye ilk kez siviller eliyle yapılmış, sivil bir anayasaya kavuşacak inşallah. Millet olarak bu şansı iyi değerlendirmeli ve asla kaçırmamalıyız. İşte her türlü vesayetten kurtulmak için de evet diyeceğiz. Türkiye ne yazık ki darbelerin bayram olarak kutlandığı günler yaşadı. 1960'ta Menderesli Aslanlar 27 Mayıs'ı demokrasi bayramı olarak kutladılar. Bu arada bir şey de söylemek isterim. Benim okuduğum ilkokulun ismi 27 Mayıs İlkokulu'ydu. Ortaokulda Devrim Ortaokulu'ydu. Yani böyle bir eğitim şeyi nasıl öğrenci yetişir düşünün artık. Böyle şeylerden geçerek geldi. 1961'deki Cumhurbaşkanlığı sürecinde siyasi parti liderleri bir araya odaya sokuldu ve aday çıkaramazsanız denildi. Cumhurbaşkanlığı aday olan Prof. Ali Fuat Başki silah tehdidiyle senatörlükten istifa ettirildi. Bu millet 115 defa Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıp Cumhurbaşkanlığı seçemeyen meclisi gördü. Cumhurbaşkanı Necdet Sezer'in Başbakan Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlattığı günleri de yaşadık. Evet, bu ülke, bu millet bugün bunları gördü ve yaşadı. Bugün demokrasi adına, hukuk adına yeni anayasaya karşı çıkanlar işte böyle bir ideolojik ve darbeci zihniyetin varisleridir. Türkiye'nin artık bu darbe anayasalarından bir an önce kurtulması gerekiyor. Darbe anayasalarından kurtulmak için yeni anayasaya evet diyoruz. Koalisyonlar bu ülkeyi gerçekten yordu. Herkes çok iyi biliyor ki ekonomimizin büyüdüğü dönemler koalisyonların olmadığı istikrar dönemleri. Koalisyonlardan ve krizlerden kurtulmak, güçlü bir ekonomiye kavuşmak için evet diyoruz. Bizler Yalova Sivil Toplum Kuruluşları olarak biliyoruz ki güçlü bir Türkiye'ye, istikrarlı bir Türkiye'ye, her türlü vesayetten kurtulmuş bir Türkiye'ye karşı olan tüm Türkiye düşmanları el ele ve işbirliği içindedir. Bu nedenle milletimiz için çok önemli ve tarihi fırsat olan yeni anayasaya biz evet diyoruz ve evet diyeceğiz. TÜGVA, Türkiye Gençlik Vakfı, Yalova İl Temsilciliği. TÜRGE, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı. KADEM, Kadın ve Demokrasi Derneği. Yalova Semerkant Derneği. SİİT Vakfı, Yalova Şubesi. Yalova Tut Elimden Derneği. Milli Türk Talebe Birliği. Yalova Hanımeli Derneği. Yalova Gökkuşağı Derneği. Hayrat Vakfı, Yalova Şubesi. Merve Eğitim ve Kültür Derneği. Yalova Sosyal Etkinlikler Derneği. Yalova Aşevi Derneği, Yalova İnsan Hak ve Hürriyetleri Yardım Derneği, Yalova Evrensel Hafızlar Derneği, Yalova Yasin Der, Ensar Vakfı Yalova Şubesi, Gönül Dostları Hizmet Birliği Derneği, Yalova Ortopedikler Spor Kulübü Derneği, Özgür Der Yalova Şubesi, Yalova Havacılık ve Spor Kulübü Derneği, Özel Yıldızlar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Yalova Aile Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Yırtler Yalova İmam Hatipler Derneği, Şefkat Sağlık Derneği, Yalova Koleji Spor ve İzcilik Kulübü Derneği,
Yalova Bilgi Stratejileri Derneği, Eğitim Birsen Yalova Şubesi, Sağlık Sen Yalova Şubesi, Büro Memur Sen Yalova Şubesi, Diyanet Sen Yalova Temsilciliği, Ben Birsen Yalova Temsilciliği, Bayındır Memur Sen Yalova Temsilciliği, Kültür Memur Sen Yalova Temsilciliği, Toç Birsen Yalova Temsilciliği, Enerji Birsen Yalova Temsilciliği, Kültür Memur Sen Yalova Temsilciliği, Genç Memur Sen Yalova Temsilciliği, Ulaştırma Memur Sen Yalova Temsilciliği, Birlik Haber Sen Yalova Temsilciliği, Emekli Memur Sen Yalova Temsilciliği, Yalova Gönüllüleri Derneği, UDEF Yalova Temsilciliği, İlim Yayma Cemiyeti Yalova Şubesi, MÜSİAD Yalova Şubesi, Milli Türk Talebe Birliği, Termal Yardımseverler Derneği, Memur Sen Yalova İl Başkanlığı, Hayrat Yardım Derneği, İkbal Eğitim ve Kültür Derneği, Çiftlik ve İmam Hatip Okulları Derneği, Yalova Cihan Numa Temsilciliği, TÜMSİAD Yalova Şubesi, Beşir Derneği Yalova Temsilciliği, Altınova Yerten Kaya Gençlik ve İzcilik Derneği, Altınova Sosyal Etkinlikler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Mostar Gençlik Derneği, Yün Engelliler Derneği, Yalova Engelliler Derneği, Yasmet Yalova Sosyal Medya Derneği, Kızılay Yalova Şubesi, Yekler ve Sivaslar Derneği. Arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ederim.